Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Yine yepyeni bir 3D yazıcı videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz biz daha önce bir 3D yazıcı incelemesi yapmıştık. Creality'nin CR6SE modelini incelemiştik. Onunla ilgili de böyle ara ara çeşitli ürünler basıyoruz. Bugünkü konumuz çok basit görünmekle beraber, ki hakikaten de öyle aslında, bir telefon tutucu. Şöyle telefonumuzu alalım, şöyle koyuyoruz ve bu şekilde tutmamızı sağlıyoruz. Mesela bir şeye bakarken dikey ya da böyle yatay telefonumuzu koyup üzerindeki şeyleri izleyebiliriz veya bakabiliriz. Bu güzel olmuş. Tabii bu aynı zamanda sadece bir tutucu değil, aynı zamanda şurada bir yuvamız var, görüyorsunuz. Buradan kabloyu geçirirsek, kablomuzu şöyle koyduğumuz zaman cihazımızı aynı zamanda da şarj edebildiğimiz bir telefon tutucu. Ama biz burada sadece bu ürünü anlatmayacağız. Birazdan ben çok güzel bir detay söyleyeceğim size ama şimdi 3D yazıcılarda bastığımız şeyleri iki farklı şekilde renklendirebiliyoruz. Bir tanesi renkli PLA, yani biz burada PLA'dan bastık malzeme kullanarak. İkinci yöntem ise sprey boya ya da farklı bir boyayla, ki türü akrilik olmak zorunda, boyamak. Şimdi bu ürünler akrilik boyayla boyanabiliyor. İsterseniz sprey boyayla boyarsınız. İstiyorsanız da normal, böyle özellikle öğrencilerin kullandığı böyle akrilik boya tüpleri de var. Farklı farklı renklerden de alabilirsiniz. Normal bir fırçayla boyarsınız. Hatta varsa öyle bir kabiliyetiniz, çeşitli tasarımlarda, farklı farklı renkler, farklı farklı desenlerde yine bu ürünleri boyayabilirsiniz. Bu arada boyamadan önce şuna dikkat edin. Eğer pürüzlü bir yüzey varsa, ki mesela bu çok pürüzlü değil bu arada, çok ince bir su zımparasıyla falan böyle hafif zımparalamak en azından yüzeylerin daha düzgün hale getirilmesi açısından fayda sağlayacaktır. Yalnız çok sert zımpara kullanmayın. Zarar verebilirsiniz malzemeye veya ürüne. O yüzden benim önerim, eğer böyle bir pürüz vesaire falan varsa bu bastığınız şeylerin üzerinde, böyle hafif ince bir zımparayla, kum zımparası, su zımparasıyla böyle hafifçe zımparadığınız zaman en azından boyanız daha güzel olacaktır. Arzu ederseniz boyadan sonra bir de vernik de çekebilirsiniz üzerine. Bunun için de özel vernikler var. İstediğiniz renge boyadıktan sonra o boyanın daha kalıcı olması için ve parlak görünmesi için üzerine vernik de çekebilirsiniz. Biz bu örnekte sadece sprey boyayla boyayacağız. Vernik çekmeyeceğiz ama siz isterseniz vernik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin bu ürünümüzü boyayalım, ki bizdeki boya hafif bir gri renk. Şöyle şurada göstermişim, şurada bir gri rengimiz var. Onunla boyayacağız. Daha sonra bu ürünün nasıl basıldığını, işte kaç saatte bastığımızı, ne kadar malzeme harcadığımız gibi bilgileri verip videomuzu kapatacağız. Evet arkadaşlar, ofisin balkonuna çıktık ve az önce bahsettiğim gibi sprey boyamızla şimdi bir bu az önce söylediğimiz ürünü boyamaya başlayacağız. Böyle bir düzenek yaptık. Neden böyle bir düzenek yaptık? Şimdi o düzeneği göstersin sevgili kameramanım. Böyle bir kutunun içinde boyuyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü sprey boyalar çok saçılıyor etrafa ve etrafı da kirletmek istemediğimiz için böyle bir şey yaptık. İşte buradan böyle bunu telle de bağlayabilirsiniz. İple bağlık ama telle de bağlayabilirsiniz. Şimdi boyaya başlıyorum. Hadi bismillah deyip. Evet, gördüğünüz gibi hemen bir toz çıktı bile. Şöyle. Evet. Şöyle biraz döndüreceğim. Şöyle çevirip elim değmemesi için. Evet, çevirdik. Evet, güzel bir gri renk oluyor. Bu arada hemen tozlu oldu her taraf. Şöyle çıkaralım. Evet. Woo! Bayağı toz oldu bu arada. Şöyle bir tozu da atalım. Gördüğünüz gibi boya bitti. Kuruması için biraz zaman vermemiz gerekiyor. Kuruduktan sonra artık gri renkli yepyeni bir telefon tutacağımız hazır olacak. Şimdi çekime devam edelim içeride. Az önce izlediğiniz gibi sprey boyayla boyadık. Yaklaşık 2 saatte bekledik. Hemen hemen kurumuş gibi. %80-90 oranında kurumuş. Şu anda ben dokunuyorum mesela. Parmağıma herhangi bir şekilde boya çıkmıyor. Biz tabii bu örnekte sprey boya kullandık ama siz isterseniz akrilik boyaların böyle fırçaya ve sürülen versiyonları da var. Çeşitli fırçalarla, farklı desenler, farklı şekillerde yine bu tarz 3D baskıları alabilirsiniz. Ben boyaya uğraşmak istemiyorum, bunlar benim için vakit kaybı ya da ben başka türlü yapmak istiyorum derseniz de renkli PLA çözümlerini alıp, yani filamentleri renkli alarak
baskıları daha renkli halde getirebilirsiniz. Orada kırmızı, mavi, yeşil, farklı farklı bir sürü filament çeşidinin olduğunu söyleyelim. Biz bugüne kadar hep beyaz basıyorduk ama en azından renkli basılabileceğini de söyleyelim ve aynı zamanda boyanabileceğini de söylememiz için böyle bir örnekte karşınıza çıktık. İsterseniz siz boya öncesinde zımpara atabilirsiniz. Boya sonrasında boyanın daha parlak görünmesi için de vernik de atabileceğinizi zaten videonun içinde söylemiştik. Ama bizim örneğimizde böyle gayet güzel, hoş bir gri renk oldu. Bu tarz bir şey yapmayı düşünüyorsanız, bu tarz bir çalışma yapmayı düşünüyorsanız anlattığımız bu ipuçları size fayda sağlayacaktır. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda size 3D yazıcımızdan bastığımız telefon tutucuyu anlatmaya çalıştık. Bu tarz videoların devamı gelecek. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda farklı 3D baskı yazıcıları sizin karşınızda olacağız. 3D yazıcılarla ya da bu baskı ile ilgili aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında bize yazmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Bu arada teknolojioku.com adresine hepinizi bekliyoruz. Orada da günlük teknoloji haberlerle karşınızda oluyoruz. Yine aynı zamanda bu videoları da yine o sayfamızda da yayınlıyoruz. Oraya da gelmenizi şiddetle öneriyorum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.